Çağatay, sen biraz kilo mu aldın? Yo, nereden çıktı sevgilim? Biraz göbeğin çıkmış gibi de. Aa, biraz değil, bayağı çıplak gözle gözüküyor yani. Göbek değil o. Rol icabı diyaframımı şişiriyorum. Neden? Denizciğim, bu adam sonuçta kırsal bir adam. Karbonhidrat ağırlıklı besleniyordur. Hafif göbeği vardır. Bu yüzden rol icabı diyaframımı şişiriyorum. Çağatay, sen kilo mu aldın ya? Ne münasebet? Benim vücut yağ oranım %12. 12! Aa, yalnız 12'nin 12'si de aynı yerde toplanmış. Az miktardalar ya, hemşeri gibi birbirlerinden ayrılmıyorlar. Birbirlerine iş falan buluyorlardır. Biz burada rahatız. Gel aga, sana da iş var falan diye. Gel dolaşmışlar göbek. Bunların koruma ve yaşatma dernekleri de vardı Çağatay. Çağatay Koçtuğ çıkar. Söylemeye utanıyor ama tırsıyor, yazık ya. Takmış kafaya. Eski tiyatrocuların laneti üzerimizde olabilirmiş. Niye ki? İşte dizi oyunculuğu yaptığımız için. Yani bu eski tiyatrocular, rahmetli oyuncular Shakespeare falan oynarken... biz oyunculuğu Fırat'ın yazgısı seviyesine düşürdüğümüz için... dün gece çok korkmuş bize bir şey yaparlar diye. Ha. Aslında bir mantığı var. Yani. Hadi Esra, biraz daha lütfen. Ay, ben çok yoruldum. Benden bu kadar. Ay, lütfen bir daha dene. Bu sefer olacak. Göreceksin. Kapı kilitli değil mi? Evet, kilitli. Ya niye böyle bir şey yaşıyoruz sizinle? Kimin eşim sevgilim? Ben bir starım. Herkeste yapılmaz böyle şeyler. Ne yapıyorlar ki bunlar? Ağzın sıkıdır değil mi? Merak etmeyin. Of! Elim ayağım kesildi vallahi. Ter içinde kaldım. Devam edemeyeceğim ben. Ay, lütfen Esra. Lütfen. Son bir kez. Şu tarafta da deneyelim mi de. Ay, peki. Ama son kez. Aa! Ne oluyor orada ya? Bilmiyorum, ne oluyorsa ben duymak istemiyorum. Ne haber kızlar? Makyaja geçsenize. Git, makyaj odası dolu hocam. Nasıl ya, ne var? Şey, temizlik var. Toplantı var, toplantı var. Ne var? Merhaba. Aşiretimizin geleceği işte bu baba. Kestik. Oh, Çağatay, bir günde o göbeği nasıl erittin ya? Hakikaten 24 saat içinde yok olmuş. Söylemiştim size sevgilim. Diyaframı şişiriyordum, vazgeçtim. Dur bakalım, o kadar kolay değil. Ben 3 aydır karbonhidrat yemiyorum, haberin var mı? Dökül. Şok rejim gibi bir şey mi? Aa, Çağatay, herhangi bir şey bilip de bize söylemiyorsan gerçekten hiç serin değil yani. Hayatım, benim metabolizma yaşım 23. 23! Demek ki bir günde göbek yağlarımı yakabiliyorum. Gelmen ustuma. Yemezler. Ne yaptı bu ya? Ben sana bir şey soracağım. Yahu, düşünce gücüyle zayıflıyorum. Oldu mu? Rüyamda maraton koşuyorum sevgilim. Rahat bırakın beni kuzum. Hayır, onu sormayacağım. Çağatay, yarın akşam ben iki arkadaşımla bir yemeğe gidiyorum. Sen de gelsene, dördümüz gidelim. Yemeğe mi? Ah, ne yazık ki yemeği bıraktım. Halbuki gastroda bir kas ciğeri veya bir istakoz için neler vermezdim. Ama seni çok hoş, gerçekten çok hoş bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Seni çok beğeniyormuş. İlgilenmiyorum. Nasıl yani? Sette bütün stresini attığın için. Efendim? Hı? Ya Çağatay, ne olur gelsen. 2 saatlik bir yemek. Ne güzel. Ben ikinizi çok yakıştırıyorum. Gerçekten gastroda yeriz. Tüm yağlarımı yakmadan ne yemek ne kadın.
Dünyevi zevklerden elimi ayağımı çektim savgılım. Kapıyı kilitlememiş Fidir Esra! Ay Deniz bilse ne olacak artık ya? Ne olacak ki? Korse! Daha yüksek yahu, daha yüksek. Ortadan duymadılar galiba sevgilim. 24 saatte giden göbek bu muymuş? Bu sırrı mezara götüreceksin Deniz. Söz ver bana. Veririm. Ama bir şartla. Akşama bir yemeğimiz var. Çok mu komik? Lan çok mu güldünüz ya? Ben bir kere Deniz'e şaka olsun diye, reyting olsun diye yalandan evlenme teklif ettim ama nerede tabii sizde o espri anlayışı? Ya sana gülmedik ki Rıza. Pantolonun poposu yırtıldı. Ha, ona şey yaptınız ha? Ondan. Açın da kendi poponu da girin. Benim popom büyük değil, pantolon küçük. Tekstil sektöründe bir dizayn hatası şu an benim üzerime kalıyor ya. Seninle bu kahve molaları yoğun iş tempomda süper doping oluyor bana. Hala kraylık verirsin bebeğim. Yavrum desene burada yaşlanacağız böyle. Yo, bizim kültürümüzde erkek egemendir, önden gider lütfen. Ay senin popon büyüdü ondan dönmüyor arkanı. Ne, popom mu büyüdü? Merak etme tatlım, haftaya tekneyle Göcek'e gideceğiz. Babadan alacağım tekneyi, orada yüzerek edilirsin. Deniz, Göcek, bikini. Geldim ansızın o kabus mevsim ya. 'Kalıplarımız standart hanımefendi. Nasıl olur ya? Niye her yaz başa aynı duygusal çöküntü ve hayal kırıklığı yaşamak zorundayım ben? Lan kışın kim gizli gizli eve gelip büyütüyor benim papamı? Hanımefendi bizim bikinilerimizin altı dar kesimdir. Sebep? Bizim milletin papası dar kesimdir. Onu ne yapacağız? Acık şunların arkalarına kumaş harcayın da bir ayıp örsün, ayıptır. Bunlar Brezilya tipi. Biraz dar. Artık moda böyle. Adriana Lima mı senin müşterin? Benim senin müşterin. Poponun modası mı olur? Modaya göre düğmeye basıyorsun, popon genişleyip daralıyor mu bacım? Yuh, gördüğüm kadarıyla benden beter değirmen taşı. Niye küçülttünüz bikinileri? Ne gareziniz var bize? Brezilya gizli servisine mi çalışıyorsunuz lan? Gider misiniz? Bu bikiniyle var ya, tuvalete gitme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.